Şu anda dünyanın en şaşkın insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en başsız insanları Müslümanlar. Şu anda dünyanın en aptal durumunda olan insanlar Müslümanlar. Kimden yana oldukları belli değil, kimden yana, kimin tarafında, kimin safında, kimin yolunda olduğu belli olmayan insanlar Müslümanlar. Bakıyorsunuz zulmü alkışlıyor, zalimi alkışlıyor. Bu kargaşa böyle devam edemez. Zira Allah'ın Resulü buyuruyor ki, nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Temutune kema ta'işun. Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Ne halde yaşıyorsanız o halde öleceksiniz. Allah. Gafletle yaşıyorsanız gafletle öleceksiniz. Cehaletle yaşıyorsanız cehaletle öleceksiniz. Sefaletin içinde yaşıyorsanız sefaletle öleceksiniz. Rezaletin içindeyseniz rezaletle öleceksiniz. Ne halde yaşadığımız çok önemlidir. Ve nasıl ölmüşseniz mahşerde Allah'ın divanına öyle geleceksiniz. Abdestli ölen abdestli gelecek. Namuslu ölen namuslu gelecek. Helal ile beraber olan helallerle, haramlarla beraber olanlar haramlarla beraber huzura gelecektir. Bu da neyle olur? Yeryüzünde tavrımızı, tutumumuzu açıkça ortaya koymaya bağlıdır. Ne olduğumuz, ne olmadığımız belli olmalıdır. Kimden yana, kimlerden yana olduğumuz belli olmalıdır. Müslüman gölgeli, karanlık, perdeli olmamalıdır. Müslüman net olmalıdır. Müslüman açık olmalıdır. Müslüman şeffaf olmalıdır. Nerede? Müslümanın yüzüne bakan Allah ve Resulünün nurunu görmelidir. Nerede? Gafletin, dalaletin, cehaletin, hiyanetin içinde olmamalıdır. Müslüman net olmalı, temiz olmalıdır. Müslüman hilesiz olmalıdır, yalansız olmalıdır, dümensiz olmalıdır. Müslümanın tavrı açık olmalıdır. Değil. Bugünkü haliyle değil. Bosna'da 36 aydır katliam var, savaştır demiyoruz. Çeçenistan'da katliam var, savaştır demiyoruz. Vesair bölgelerde Müslümanlar inim inim inliyor, eziliyor, mahvoluyor, kırılıyor, dökülüyor, yok oluyor. Bir bakıyorsunuz bu Müslüman boşnaklar, bu Bosnalı Müslümanlar, yaşadıkları ülkede, bölgede, kıtada, Yugoslavya'da İslami hayatı ortaya koyamamışlar. 100 Boşnak ailesinin 46'sı Allah'ın kitabında ebediyen yasak olduğu halde Müslüman olduğu söylenen kızlarını gayrimüslim olan Sırpların erkeklerini nikahlamaya razı olmuşlar. Boşnakların kendi ifadesine göre diyor 100 Müslüman Boşnak ailenin kızı Sırplara gelin gitmişti. Müslüman kızını gayrimüslime verebilir mi ya? Nerede görülmüş? İslam sınırlar koyuyor, hudutlar koyuyor. İnsanları, Müslim, gayrimüslim unsurları belirtiyor, bildiriyor. Biz bu sınırlara uymak zorundayız. Hudutlara uymak zorundayız. Şahsiyetimizi, haysiyetimizi ortaya koymamız lazım. Hani İslam şahsiyeti, hani İslam haysiyeti, hani İslam'ın ciddiyeti, cibilliyeti, cinsiyeti?